Günaydın. Güzel bir pazar günü diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Bugün Pembe Festivalimizin ikinci gününe başlıyoruz. İsterseniz şöyle bir alkışlarla bir canlanalım, güne güzel başlayalım. Evet, bugün gene dop dolu bir programımız var. Bilimsel oturumlarımızla, sosyal oturumlarımızla. Evet, sevgili Nevin Özmen hocam, hazır mısınız? Hocamızı bir alkışlarla alalım. Konuğunu davet etsin ve ilk oturumumuza başlayalım. Herkese günaydın. Dün oldukça yoğun bir gündü. Katılımda çok çok fazlaydı. Bugün pazar sabahı diye mi yorgunluktan gelemediler mi? Biraz azalmış görmekle beraber gelenler bizi çok mutlu etti. Tekrar hoş geldiniz bu pazar sabahı bu şartlarda. Bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Ee, i̇nşallah biraz daha bilgileneceğiz, biraz daha farkındalığımızı yükselteceğiz. Çünkü biliyoruz hepimiz kanser ayındayız. Ee, kanserden korkmamak, neler yapmak, birey olarak bize ne düşüyor, çevremize ne düşüyor hep birlikte bilgileneceğiz diyeyim. Bu arada eğleneceğiz diyeyim. Ben de dün çok değişik şeyleri enerjiyle, psikolojik konuşmalarla baya bir farkındalığım değişti. Bugün benim konuğum Doktor Sema Eren. Kendisinin çok çok farklı faktörlerle hastalarına dokunması beni çok etkiledi. Hocamın da eşimin de dikkatini çekip kendisini davet ettik. Kırmadı, katıldı. Buyurun Sema Hanım. <laughs> Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Buyurun efendim. <laughs> Sema Hanım, e, Almanya'da, Köln'de büyümüş, eğitimini almış. Önce benim gibi bir kadın doğum doktoru. Aynı zamanda, kadın e, doğum doktorunun kızı. Yani bir hanımlar için Lebi Derya. Arkadan e, babası da doktor. O kültürün, o ailenin dün ailelerden filan bahsedildiği için Sema Hanım'ın e, nasıl bir kökten geldiğini söylemeye ihtiyacım oradan geldi. E, hastaya, insana, kadına çok 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 farklı bir pencereden bakıyor. İnşallah sizler de bu güzel bakıştan, güzel şeyler Öğreneceksiniz, izleyeceksiniz, bilgi dağarcığınıza koyacaksınız. Kadın doğum doktoru Almanya'da. Ben böyle ayakta konuşuyorum. E, gerçekten heyecanlanıyorum. E, öğrenmenin, insana dokunmanın, hepsi 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 yolları. Doktorluk bunlardan, öğretmenlik tabii başta, sonra doktorluk en fazla şansı olan kişiler diyelim. Ama ben kendi meslek hayatımda da şunu görüyordum. Yani bize öğretilen modern tıptaki laboratuvar sonuçları karşında oturan kişi değil aslında sorun. Esas o kişinin psikolojik yapısı bu dünyaya, bu gezegene inmiş. Nasıl bir yolculuk yapıyor? Neden hasta oluyor? Hastalığını nasıl kabulleniyor? İşte bu güzel insan onu fark edip kalkıp bir de onun eğitimini almış. Üstelik, üstelik kadın doğumu Almanya'da e, meme hastalıkları onların ellerinde Türkiye'deki gibi cerrahlar değil kadın doğum doktorları teşhis ediyor, tedavi ediyor. Dolayısıyla meme hastalıklarıyla ilgili bilgi dağarcığı çok zengin. E, onkoloji yapıyor, onları tedavisini de devam ettiriyor. Üzerine bir de psikanalist eğitimi alıp hastalarını psikanalist olarak da değerlendiriyor. Kolay gelsin, hastaları şifa bulsun. Biz de bugün bilgilerle inşallah hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Tekrar hoş Teşekkür geldiniz ederim. hocam. Çok teşekkürler. Hocam şu kadarını söyleyeyim. Ben oturumu mümkün mertebe hiç bölmeyeceğim. Karşılıklı böyle bir şey olmayacak. Sizin her bir dakikanız kıymetli. Evet, Siz tefeccünüz. ne biliyorsanız güzelce bize tefeccünüz. anlatın. Biz öğrencilerini sizi dinleyelim konuşuruz. yine de ben belki bir görüş açım değişik olabilir. Eğer de anlaşılmayan bir şey olursa tabii, tabii ki araya tabii biz biziz, sormak mümkün. Tabii tabii. Ee, şimdi bu oturumu neden hazırlandığını düşündüğümüzde... ...bütün bu toplantı aslında meme kanser bir multifaktöriyel hadise. Yani bu çağda hayat şartlarımız, zehirlenmemiz, mesela cam şişe duruyor burada, plastik şişelerden aldığımız suni östrojenler, senobiyotik dediğimiz, dışarıdan aldığımız, eksoslardan aldığımız zehirler, hızlı yaşamımız, şimdi zamanında at arabasıyla giderken yahut yürürken şimdi uçakla her yere gidiyoruz ve acaba ruhumuz hakikaten yetişebiliyor mu bize? onları baştan söylemek istedim ve ben bana her gün gelen hastalar özel stresten bahsediyor ve bu stres devamlı olunca neler yaptığını biraz aynı zamanda bahsetmek istiyorum. Şimdi bu toplantıda sizin vücudunuzun değişikliklerini fark etmenizi, onlar size ne demek istiyor? Onlar size acaba bir işaret veriyor mu? Ee, sağlığınız dengede mi? Çünkü çoğumuz önemsemiyoruz kendimizi öyle değil mi? Hele biz kadınlar. Biz kadınlar kendimize dikkat etmeyi çok iyi öğrenmiyoruz. Çünkü her ay bir adet bile bir inflamasyon. Bir yumurtlama, bir inflamasyon. Biz buna alışıkız. Biz buna dayanmaya da alışıkız öyle değil mi? Ee, o bakımdan tabii ki e, biz biraz kendimizi önemsemeyip e, bizim tabipler odasının her hafta bir mecmuası çıkar Almanya'daki. E, o mecmuada bir kere, <laughs> erkekler lütfen kırılmasın, e, şöyle bir yazı vardı. E, ''Bir hanımın midenin delinmesiyle bir erkeğin gribi aynı şekildeymiş.'' <laughs> Çünkü biz hakikaten belli stresleri vücudan taşımaya alışıkız. Ee, onun için biz daha dayanıklıyız. Ee, bu bir gerçek, öbür türlüsü 9 ay hamileliği taşıyamayız, başka şeyleri taşıyamayız, çocuğu büyütemeyiz, öyle değil mi? Ee, tabii ki tabiat bize bir sürü korumalıklar da koymuş ama kendimizi hakikaten iyi bakmamızı yeniden öğrenmemiz lazım. Farkındalık nelere bağlı? Ee, tabii bütün yaşamımıza bağlı. Yani yediğimiz, içtiğimiz, nasıl bir ortamda bulunduğumuz, nasıl uyuduğumuz, nasıl kalktığımız. Mesela ben bugün iyi kalktım. Dedim ki ha Allah'ım şükürler olsun, iyi kalktım. Çünkü 65 yaşında bazen belli olmayabiliyor öyle değil mi? <laughs> Öylelikle yani hazım ettiğimiz nelere ...öfkelendiğimiz, nelere sevindiğimiz, nelere diyelim ki etrafımızda neleri algıladığımız... ...bunlar hepsi farkındalığın özellikle daha ayrıntılı, daha hassas olmasını e, biz size aktarmak istiyoruz. E, ben 3 sene Nevin Hanım'ın anlattığı gibi onkoloji bölümünde çalışırken... ...Köln Üniversitesi'nde, kadın doğum bölümünde hep kanser teşhisi konulduğunda... Şöyle hitap ederdim hastalarıma. 12'ye 5 var. Acaba hayatınızda iyi gitmeyen bir şey var mıydı? Ya üzüntü, sıkıntı, zorluk, çelişkiler, bazılarını çözemediğinizi mi zannediyorsunuz? Çözülmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Çünkü benim gözetlediğim zamanlar bazen insanlar zannediyor ki çözüm yok. Ben buradan çıkamam. Bu böyle devam edecek. Ama her şeyin çözümü var. Öylelikle yani meme kanseri sadece memeye ait değil, bütün bir vücudun dengesinin kaymasıyla ortaya çıkıyor. Her kanser böyle. Yani bizim bağışıklık sistemi her gün eninde sonunda büyük bir vazifesi var. Ee, ayıklıyor kanserojen olan hücreleri. Demek ki bir şey düzgün gitmedi ki ayıklamayı beceremedi. Bu birincisi gıdalar. Şimdi genellikle biz bu vücuda, ben hep şöyle derim, çöp tenekesi gibi davranıyoruz. At gitsin, ne olursa olsun, hadi karnım doysun. İşte belki sıkıntım var, onun için yemek yiyorum. Belki, yani çoğu hastama diyorum ki, biz yaşamak için yiyoruz. Biz yemek için yaşamıyoruz. Ama yani o kadar çok yemek buraya sokmana gerek yok. Bir de seçici ol. Her şeyi atma buraya. Burası bir Ferrari. Ferrari'ye hep aynı... Yağ koyar mısın? Hayır özenirsin. Bakarsın bu yağ buna yakışır. Bu benzini koyayım, daha iyi benzini koyayım. Ama buraya her şeyi atıyoruz. Öyle değil mi? Böylelikle önemli olan yani biz kendimize değer vermemiz ve burada bağırsakta aktif direnç bağışıklık sistemi oturduğunu idrak etmemiz bu iyi çalışması lazım bu huzurda olması lazım bu ayıklayabilmesi lazım çünkü onun vazifesi eninde sonunda hakikaten bizi sağlığımızı gerçekleştirmek. Ona kötü davranmamız iyi olmaz. Aynı zamanda bir diyelim ki duygusal bir şey yaşadınız. Ne oluyor? Bazen hissediyorsunuz bir yumruk gibi girmiş oluyor. Ben e, şu 2002 senesinde bir gıda intolerans testiyle karşılaştım. Bir anti-aging kongresinde bize doktorlara teklif ettiler. Bak bu, bunu yapın. Ben zaten tahmin ediyordum bana bir şeyler dokunduğunu, yaptım. E, i̇şte 39 tane dokunan gıda oldu. Fakat seneler sonra ve benim şikayetlerimi e, keşfetmek için çok yardımcı oldu... Seneler sonra ailede bir hadise oldu ve o hadiseyi bana aktarılırken e, o kişi de galiba çok dehşetliydi ve ben fark ettim karnıma yumruk gibi girdi hadise. Ve ne oldu? Ertesi e, ay tekrar e, bilmiyorum ne kadar zaman sonra yaptım testi tekrarladım. Duyarlılıklarım 78'e çıktı aniden bir hadiseyle bir duygusal stres yaşamamla. Öylelikle aklınızda olsun yani biz burada yaşıyoruz her şeyi. İkinci beyin demek doğru mu bilmiyorum ama burası bizim bağışıklık sistemin ana, ana yeri. Bizi koruyan, bizi hazım, hazım ne kadar önemli. Duyguları da hazım etmemiz gerekiyor. O an ben hazım edemedim ve ne oldu? Bütün Alerjik reaksiyonlarım çoğaldı birdenbire. Ee, anlatmak istediğim şey, şimdi bunu aynı zamanda kim yönetiyor? Yani bizim şimdi düşünmeniz lazım, biz boyut 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 sistemler var vücudumuzda. Ee, en yukarıda limbik sistem deriz. Aslında ona biz psik diyoruz. Yani asıl idare merkezi aslında duygularımız. Yanlış anlatmayalım. Ondan sonra hipotalamuslar geliyor, bütün hormon istasyonları geliyor ve ondan sonra vücuttaki hormon istasyonları geliyor ve aynı zamanda sinir sistemlerimiz. İki tane değişik sinir sistemimiz var. Bir tane merkezi, beyne akan sinir sistemini, acıları hissettiğimiz, her şeyi hissettiğimiz. Bir de otonom sinir sistemi var. Bu otonom sinir sistemi galiba çok anlatılmıyor, belki de bilinmiyor. Bu otonom sinir sistemi hiç yalan söylemeyen bir sistem. Yani farz edelim, o anda ben bu yumruğu hissettim. Ne oldu? Benim iki taraftan ibaret eden otonom e, sinir sistemi, bir tarafı simpatikus, bir tarafı parasimpatikus yahut ismi vagus. Şimdi bir tanesi hızlandırıyor bizi. Ben şimdi simpatik tonum şu an. Çünkü size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Canlıyım, hareketliyim, hızlıyım. okey Bir şey çabuk bitirmek istiyorum. Ama bu bittikten sonra benim vagus, parasimpatikus, sükunete kavuşması lazım, beni sakinleştirmesi lazım, hareketi yavaşlatması lazım ki ben tekrar dengeye gireyim. Öbür türlüsü ne olur? Mesela diyelim ki siz bir Heyecanınız var ve bunu saklamaya çalışıyorsunuz. Ne oluyor? Kalbiniz ama yine de çarpıyor. Yalan söylemiyor, biliyor. Bir şeyler okey değil. Yahut benim dayım mesela heyecanlandığı zaman uçağa binecek, tuvalete taşınırdı. Varsak birdenbire fazla çalışıyor. Ama düşünün ki bu çağda bir sürü insan simpatikoton dolaşıyor etrafta. Çünkü o kadar çabuk yetişmesi lazım ki telefonda yüz bin tane... Bir tüp bebek hastamı hatırlıyorum. E, ultrason yapacağız, yumurta var mı yok mu bakacağız. 15 tane e-mail geldi. Bu dedim e-mail mi gelen? Yani haber de değil e-mail. Yani <laughs> telekomun üst düzeyinde çalışıyordu. Ondan sonra dedim siz bunu nasıl dayanıyorsunuz? O ne demek? Onu halletmek için simpatikoton kalıyor. Acaba akşam yatacağı zaman huzura kavuşabiliyor mu? Aşağıya iniyor mu? vücut sakin, sükunete kavuşuyor mu? Ve kavuşmazsa ne oluyor? Direnç hücrelerimiz eğer simpatikoton kaldığımız zaman bizim kiler hücrelerimiz her gün bir tane kiler yani katil hücremiz 29 tane kanserojen hücreyi çıtır çıtır yiyor. Eğer biz huzurdayken huzurda sistem çalışıyor. Biz böyle olduğumuz zaman tabii ki o sistem devreye giremiyor. Felç oluyor, duruyor. Farkındalık, bunu idrak etmek, bunu fark etmek. Benim vücudum devir daimi çok fazla yüksek. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum? Bu kongrede size bir sürü imkanlar tanıtılıyor. Yoga, dans, tango. Bu neden? Vagus, bizim sükunet verici, otonom sinir sisteminin tar tarafı diğer bütün vücudumuzu dengeye sokabilmesi için. Biz mesela başka bir bilgi vereyim size. Biz koşarken bir, bir kaç sene evvel okumuştum. Koşarken biz meme kanserden kaçabiliyoruz. Neden? Koşarken biz kendim içimizde tamamıyla bize ait hücrelerimizi hissediyoruz. Yürürken diyorlar ki hastalarım e, yürüsem olmaz mı? Hayır olmaz. Çünkü yürürken siz yürüyorsunuz, etrafınızı görüyorsunuz, gözünüz kayıyor başka bir yere. Koşarken hakikaten koşunuza, ayağınıza, önünüze hakikaten konsantre, odaklanmanız lazım ve kendinize odaklanıyorsunuz. Önemli olan kendinize odaklanmanız. O ne oluyor? 20 dakika sonra endorfin üretiyor vücut. Endorfin üretince serotonin destekleniyor ve Kesin bir bilgi bu. Bizim katil hücreler devreye giriyor. Okay? Onlar canlanıyor. Çünkü kendimizde odaklıyız. Hiç başka bir taraf kalmıyor. Görmüyorsunuz etrafı. tabiatta insanlarla yanınızdan geçiyor fakat onları fark edemiyorsunuz. Geçenlerde biz Boğaz'da yürüyorduk. Bazı kötü resimler fark ettim. Çünkü yürüyorduk. Meral Hanım'la beraber. Sinirlendim. Yani... O zaman çünkü odaklanamıyorsunuz ama ben 10 kilometre koşarken kendi başıma bazen yağmurda bazen kışta öyle bir şey olmuyordu. Çünkü kendime odaklanıyordum. Başka bir şey göremiyordum. Also spor. Her türlü spor. Tabii ki bu koşmak olabilir, bu yüzmek olabilir, bu diyelim ki bisiklet olabilir. Hızlı bir şekilde hareket ettiğinizde 20 dakika sonra endorfinler üretiliyor ve Bizim katil hücreler devreye giriyor. Unutmayın. Çok önemli. Çok ee, önemli. Bağırsak sistemine gelirken e, şimdi dedik ya gıdalar bizim bağırsağımızı bozuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Mesela o dokunan gıdalar size bahsettim. Benim gluten bana dokuluyor mesela. Gluten nedir? Tahılların e, bizim daha çok yediğimiz tahılların buğdayın, çavdarın, e, yulafın proteini protein siz hepiniz bilirsiniz mutfakta çalışırken yapışkan bir protein. Bunu çözeltmek için vücutta üç tane enzim var. Çünkü çözelmesi lazım öbür türlüsü bağırsağımızın zarını koparıyor, yırtıyor, yara ediyor. Mide, mideyi yara ediyor. Çünkü vücuttaki o enzimler mesela diyabetteki gibi. Diyabet, insülin eğer direnç gösteriyorsa yahut yetmediyse artık yorulduysa o kadar şeker tüketmekten o zaman olmuyor. Hazmedilemiyor şeker. Aynı şekilde gluten de çözeltilemiyor. Yapışık kalıyor. Ne oluyor? Ve aynı zamanda bu çağda başka bir problem daha var. Tahıl aslında artık o tahıl değil bizim tanıdığımız. That's bizim epigenetimizin tanımadığı yani sülalelerimizin tanımadığı gıda yahut da e, o kadar çok değiştirilmiş gıda olunca bizim vücut bağışıklık sistemi direnç göstermeye başlıyor. Antikor üretiyor. Yani sanki mikrop ya virüs girmiş gibi hareket gösteriyor. Ve şöyle düşünmeniz lazım. Bizim bağırsağımızın genetiği bizim vücudumuzun genetiğinin 150 misli. 150 misli düşünebiliyor musunuz? Yani biz diyemeyiz ki o bizim içimizde yaşıyor. Biz aslında bağırsağ mikroplarımızın yani mikrobiyomun içinde yaşıyoruz. Öylelikle onlar, onlar, aslında bizi yönetiyor. Onlar sağlıklıysa, onlar dengedeyse, onlar tepkide değilse biz dengedeyiz, sağlıklıyız ve sistem işliyor. Öylelikle e, ne yapabiliriz? Mesela şüphemiz var, bir şey şişiriyor bizi. Fark ediyoruz fakat önemsemiyoruz. Ö en önemli şey farkındalık, önemsemek, ufak hareketleri de önemsemek. Karnımız şişti, gaz olduk. Takip edebiliriz bir hafiye gibi. Ben demiyorum herkes test yapsın. Herkes belki ödeyemez ama başka bir şey yapabilir. Sırayla takip edebilir. Neyi yedim de şiştim. Onu bırakabilir. İki ay en azından. İki ay bıraktıktan sonra tekrar yüklenirse. O gıda olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Çünkü o zaman farkındalığınız artmış oluyor. Hassasiyetiniz yükselmiş oluyor. Biz bunu biliyoruz. 15 bin tane test yaptıktan sonra biz bunu gördük. Hassaslaşıyor vücut ve bu sefer fark ediyor. Ha buydu bana dokunan. Bu benim midemi ekşitiyor. Ama ne oluyor? Mide ekşiyor fakat üstüne ekşime ilacı alıyoruz. At gitsin. Nasılsa burası çöplük ya. Ne yaparsan yap. Ama hayır, bu bizim sağlığımızı bozuyor uzun vadeli. Bugün değil, yarın değil ama öbür gün. Öylelikle farkındalık başka boyutlara kadar gidebiliyor. Ve dediğim gibi, e, şimdi biraz ipin ucunu kaçırdım çünkü <laughs> başka şeyler de konuştum. Yok, gayet şey güzel. Hayır, gayet güzel. güzel. Yani bu gıdanın da çok 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 önemli olduğunu, yani kendimizi fark ettik, neler yapacağımızı öğreniyoruz ama en çok yeme mevzu. Çünkü diyabeti, hipertansiyonu da tetikliyor bu bütün at gitsin, gönder gitsin. Ben muayenehanede görüyorum diyorum ki önce şu kiloyla bir baş edelim. Şu kiloyu bir ele alalım. Hasbe hep böyleyim diyor, hep kiloluyum diyor. Yani şimdi ben kanserim, kilomdan niye vazgeçeyim? Ama işte neler Ama, neler. Yani obezite maalesef kanser yapıyor. Yani bu ispatlı. Ya. E, ve maalesef e, bu diabetik yahut e, diyelim ki yüksek tansiyonlar bunlar hepsi aslında kanseri tetikliyor. Evet. O bakımdan e, doğru. Evet. En önce evet. ana problemi metabolizmayı düzeltmemiz lazım ki sağlıklı bir metabolizmasının içinde e, sağlıklı bir gelişme olabilsin ve tabii tedavilerde ki. fayda görsün öyle değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Tedaviden önce benim hoşuma giden şu oldu değerli konuklarımız. Ee, yani hastalığı erken yakalayalım diye biz program konuşuyoruz. Hasta olmamak için ne yapalım? Esas konumuz o. Hocam çok konuya vakıf. Hormonlardan da girer konuşur. Psikanalist olarak oradan da konuşur ama zamanımız yok. Biz hasta olmamak için kendimizi kontrol edebilmek için... Genel bir hepsinin üzerinden geçiyoruz farkındasınız değil mi? Ee, ne yapalım hareketliliğimiz ne kadar önemli? Ne yiyelim nasıl yiyelim? Niçin yiyelim? Bir başlık daha açalım şimdi o zaman hocam Yeme konusu vücudumuzun tepki verdiği her şey bize zarar bir kere bunu öğreneceğiz. Gelelim duygulara ya. Şimdi biz, ben kendim psikoanalize giderken benim psikoanalizim senelerce bana ne dedi, ne yorumlama yaptı. Biz mecburen kendimizde psikoanalizden geçiyoruz. Siz fazla iyi terbiyelisiniz dedi. Bunu en azından 100 kere söyledi. <laughs> Günüm birinde anlayana kadar. <laughs> Çünkü bir taraftan biz çok sıkılarak terbiye ediliyoruz Türkiye'de, öyle değil mi? Evet. Benim çağımda çok fazla nezaket isteniliyordu. Annemlere bile dışarıda siz diye hitap ediyorduk evet, bizim yaşımızdaki. Aynen, aynen. Şimdi biraz daha serbestleşti gibi, biraz da bazen tam tersine kaçtığı gibi görüyorum Türkiye'yi. Ama yine de diyelim ki sizin bizim gibi düşünenler fazla iyi terbiyeli. Öyle ne oluyor? Biz duygularımızı ifade edemiyoruz. Ayıp, olmaz. Kırarım, ederim, hayır diyemem, nasıl söyleyeceğim, şimdi sıkıldım. Ama her zaman için iyi bir şekilde söyleme ihtimali vardır. İnsan onu kendisini, şimdi biz karşımızı daha önemsiyoruz. Biz kendi değerimizi, demin de söyledim, kendi değerimize o kadar önem vermiyoruz. Ee, ve aynı zamanda korkuyoruz. Korkuyoruz. Diyoruz ki sosyal toplumdan biz takdir olmayız. Atılırız. Kimse bizimle konuşmaz. Yalnız kalırız. Ama yalnız kalmak o kadar kötü bir şey değil. Hepimiz çok korkuyoruz. Ben e, bir senelere evvel bir e, yine Türkiye'de karşılaştığım bir ahbap. Devamlı telefon çalıyor. Devamlı telefona çıkıyor. Beraber bir konuşma bile sürdüremiyoruz. De, dedim ki meme kanseri oldu biliyor musunuz sonradan? Ee, ben dedim ki, ta o zaman bilmiyoruz tabii ki, ben dedim ki ya bu kadar e, yani huzursuz, ya ama sonra beni kimse aramaz. Ben de tabii ki mecburen hemen yani ona cevap vermem lazım. Ben bir şey diyemedim o zamanlar. Çünkü dedim ki karışamazsın yani onun hayatı. Ama seneler sonra e, ciddi, yani meme kanseri oldu. Hele şükür sağ, sağlam, sağlıklı oldu. ama... E, kendi kendine yani e, yalnız kalabileceğinden korktuğu için sosyal dışlanmaktan korktuğu için başkasının kırılmasından korktuğu için bir sürü ifadelerini yapamadı ve bu çok önemli yani duygularımızı öfkelenmemizi korktuğumuzu e, korkuya karşı anksiyete ilacı vermekle bu iş yürümez yani yüzleşmemiz lazım ve yardım istememiz lazım. Maalesef Türk sağlık sisteminde psikoterapi daha henüz ödenmiyor. Ama 750 milyon insan her sene, bilmiyorum biliyor muydunuz, hastaneye girip çıkıyor. Demek ki bir şeyler iyi yürümüyor. Hakiki fayda göremiyor insanlar. Demek ki sistemde belki ufak tefek değişiklikler olması gerekiyor. Hem kendimizi anlamak için, hem karşı tarafa daha iyi hitap edebilmemiz için. Şimdi, ee, öylelikle e, bizim eğer negatif bir mu, yani mut yani bir duyguda kalırsak ne oluyor? Bu tespitli yani ispatlı ben size şimdi şöylesini anlat. Bizim katil hücrelerimiz baskılanıyor. Aslında her gün vazifeleri bir tanesi 29 tane çıtır çıtır yerken yiyemiyor. Bir tane oluyor, iki tane oluyor, üç tane. Seneler içerisinde bir kitle oluşuyor. Yani hiçbir zaman dün hastalanmıyoruz çünkü uzun vadeli direnç sistemimizi negatif etkilediğimiz için direnç sistemimiz zayıflıyor ve öylelikle ayıklama becerisini artık kaybediyor, körleşiyor ve tümör de kendisini korumaya başlıyor. Onun da koruma sistemleri var, o da başka bir ayrı konu, o da çok enteresan <laughs> bir konu. Böylelikle yani biz erkenden fark edersek, nerede olduğumuzu, nasıl olduğumuzu, ne yediğimizi, neler yürümediğini, dediğim gibi otonom sinir sistemi bize bazen ifadeler veriyor kalbimiz atmasıyla. Ne? Demin e, hoca bana sordu, heyecanlı mısınız dedi. Hayır, heyecanlı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim vagusum iyi işliyor dedim. Onun için... Ama eğer işlemiyorsa sizi devamlı tetikte tutuyor. Benim annem de meme kanseri oldu, kendisi gynokologdu, doktor hanım anlattığı gibi. Fakat ne zaman kanser oldu? Kendisi çok becerikli bir e, kadın doğumcuydu çünkü Türkiye'de eğitimini almıştı. O kadar çok sezeryan yapmış, o kadar çok ameliyat yapmış ki Almanya'ya gittiğinde e, çok da maalesef 50 50 iyi olmayan bir şefi vardı. Yani çok iyi ameliyat becerisi yoktu e, Profesör Bey'in. Anneme bırakıyordu her şeyi. İyi güzel aslında çok güzel takdir Kesinlikle. etmesi, sayması, annem hükümdar olması. Fakat annem devamlı o zamanlar böyle telefon yok. Bir euro piple dolaşıyor. Devamlı He devamlı çağırdı. Azistan bir şey beceremiyor çağırıyor. Bilmem profesör bir şey soruyor çağırıyor. Gece gündüz ve sonunda annem meme kanseri oldu. Kanser olduktan sonra oturdu, düşündü ve oraya istifa etti. Ee, ne o, ne oldu dedi ve dedi ki bana çok iyi hatırlıyorum çünkü ben geceliğin ginekoloji kitapları okumaya başladım. Annem yaşayacak mı, ne olacak, ölecek mi? Tabii korku ben 15 yaşındayım. Ben hep telefon sesi duyuyordum dedi annem. Telefon sesi kulağımdan artık çıkmıyordu. Uyarı. Sürekli uyarı. Evet. Yani ee, tabii ki e, bunları idrak etmek e, ve bizim tekrar strese karşı yapacağımız vagus, mesela yoga ile vagus coşuyor, <laughs> hurra diyor, nihayet birisi bana nefes verdi diyor. Ama öylelikle hakiki dansta canlanıyoruz, serotonin desteği alıyoruz, koşarken serotonin desteği alıyoruz. Eğer huzurlu bir yemek yerken huzurlu yemek. Mesela biz kalp atışlarını ölçüyoruz. Kalp atışlarının varyasyonu canlılığımızı ve sağlığımızı gösteriyor. Eğer huzursuz yemek yerse kalp atışları bozuluyor. <laughs> Anlıyor musunuz? Yani onun için size hepinize bol sağlık temenni ederim. Negatif düşünceleri atmanızı, her şeyi pozitif formüle etmesi biz sağlıklı kalmak istiyoruz. Pozitif bir cümle. Ben hastalanmak istemiyorum mu Bizim bilinçaltı algılamıyor. Negatif cümleler çeviriyor altı. Onun için hep dikkat edin pozitif kelimelendirmeye. Çok teşekkürler. Çok İyi teşekkür sağlıklar. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben sizlere sorularınız var mı diyeceğim ama o kadar güzel anlattı, o kadar net olarak anlattı ki biz bütün başlıkları öğrendik. Bilim çağındayız, bilgiye ulaşmak da kolay, derslerimizi çalışacağız. En kısa zamanda sizinle bir daha buluşalım biz. Değil mi hocam? Evet, evet, evet. Buyurun. Mikrofonumuz. Mikrofon. Ha, okey. <laughs> Teveccühünüz. Evet. Ee, acaba onu da söylemek şimdi ister misiniz? Onlara ben bana vazife düşmedi onları söylemek <laughs> çünkü onlar genel bilgiler yani. Şimdi sigara bana birisi dedi ki e, sigara meme kanserine rol oynamıyor. Ay, çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Elbette ki rol oynuyor. Çünkü sigara bizim direnç sistemimizi yok ediyor ve toksin giriyor içimize. Yani çok üzgünüm nasıl etkilemez? Mümkün değil. O bakımdan alkol özellikle çünkü şeker ve zehir. Yani zevklen çok güzel bir şarap içebiliriz. Ayda bir, ayda iki ben de içiyorum. Çok fazla peşinde değilim ve çok iyi iç, isterim içeceğim zaman ama şimdi. Alkol bir zehir aslında. Yani bunu idrak etmemek mümkün değil. Yani zaten çevresel zehir, bu bu asır bizim toksin asırı. Evvelden veremle boğuştuk, infeksiyonlarla, virüslerle uğraştık, veba ile uğraştık. Şimdi de toksinlerle uğraşıyoruz. Yani o açıdan elbette ki ilave toksin almak mümkün değil. No go. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, Buyurun. Bir mikrofon gelsin, kendinizi bir tanıtın, evet. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Bizim Türk toplumunda kadınlar daima duygularını bastırmak zorundadır. Annedir, eştir, evlattır. Kesinlikle, özellikle zaman, evlatlar. Zaman. Oraya girecektim. Çok dikkatimizi çekti. sizi çok sevgiyle dinledim. Çok önemli bir konuya değindiniz, parmak bastınız. <laughs> Hep biz hep hep biz hepimize, ailemize, çocuklarımıza, Kesinlikle. annemize, Feda eşimize. Heda ediyoruz kendimizi. Heh, hep hep böyle alttan alırız. Her şeyi idare ederiz. Evet. Ee, evet. İnsanların suyuna gideriz. <laughs> Ama nereye kadar bunu götürebiliyoruz <laughs> hocam? Orada çok güzel bir konuya parmak bastınız ve değindiniz. Evet. Ben bunu düşündüm. Söylediğiniz gibi o negatif duyguları biz kendimiz yaşadığımız için biz kendimizi daveti davetiye çıkarttığımızı düşünüyorum ben. Evet. Evet. Şimdi biz kadınlar biraz da megalomanız değil mi? Yani Var biraz nereye hocam. kadar dayanacağımızı aynen, düşünüyoruz. Aynen. O kadar büyütmeyelim kendimizi. Biz de küçük bir kuluz öyle değil mi? Onun için kendimizi o kadar yüklenmeyelim. Aynen çok fazla <laughs> yükleniyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Farkındalık. Çok en teşekkür ediyoruz başlıyoruz. Nevin hocamıza ve Sema Hanım'a. Ayrılmıyorsunuz evet. ufak Ayrımız. bir e, <laughs> teşekkür belgemiz <laughs> ve Tema, Tema Vakfı'na bağışladığımız ağaçlarımız var. <laughs> sevgili Nülüfer Hocam, Hocam ve sevgili Füsun Önen hanımefendi sizi davet edelim. Lütfen evet. ikiniz belgeleri takdim eder misiniz? Evet. Teşekkür ederim sağ olun. Bileket bileket. Şuraları. Ağaç dikişi. İyi mi? Harika. Oturun. Harika. 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 Bizim bu işimize devam olacak. Oh, Buyurun lütfen el ele Kayın. ispatlı iyileştiriyor. Bunun üzerine ilmi çalışma var. Orman iyileştiriyor. Aklınızda olsun. Biliyorum İstanbul'da çok orman kalmadı ama Toksin, toksin çağındayız ya <laughs> e burası bir toksin şehri oldu ne yazık evet. ki <laughs>